Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili erken genel seçimleri öncesi oy pusulalarındaki yerlerde değişti. Seçime katılma yeterliliği bulunan 27 partiden 18'i aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunarken 9'u teslim etmedi. Böylelikle daha önce 20. sırada bulunan AK Parti ise 15, 4. sıradaki CHP 3, 13. sıradaki MHP 10 ve 17. sırada yer alan HDP 13. sıraya gidecek. Bağımsızların adayları oy pusulalarının sonunda sağ tarafa ve siyasi parti genel başkanları ile aynı puntoda basılacaktı. Pusulaların boyunun bu durumda 1 metreyi aşması bekleniyordu. Ancak hem siyasi partilerden 9'unun YSK'ya liste sunmaması hem de bağımsız adayların az olmasından dolayı oy pusulası 1 metreyi aşamayacak. 28 Eylül'de milletvekili kesin aday listeleri resmi gazetede yayımlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum milletvekili adayları yapılan toplantıyla basına tanıtıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Tevhid Yavuz 1 Kasım genel seçimleri için Erzurum'dan aday olan milletvekili adayları Tuncer Aktaş, Yavuz Polat, Orhan Bozkurt, Haydar Bulut, Hakan Cebeci, Necip Aktaş'ı tanıttı. Erzurumların 1 Kasım seçimlerinde CHP'ye destek vereceğini belirten Yavuz, bir önceki seçimde yakaladığımız ivmeyi bu seçimde artırarak birbirinden kıymetli adaylarımızla iktidara yürüyeceğiz. Erzurum'a sahip çıkacak adaylarımızla Erzurum'umuz kazanacak diyerek adaylara başarılar diledi. İkinci sıra adayımız sevgili arkadaşımız alkışlarınızla Yavuz Polat. Üçüncü sıra adayımız Orhan Bozkurt. Dürüst düğünden ödül vermeyen Ziraat Bankası'ndan emekli Necip Aktaş. 1 Kasım seçimlerinde iktidarı hedeflediklerini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum 1. sıra milletvekili adayı Tuncer Aktaş, bütün problemlere karşı dik duracak ve geleni yapacak bir siyasi irade vardır, adres bellidir, adres Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Ve bu sefer Erzurumlar huzuruna çıkıyoruz ve şunu diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka hükümete geliyor. Ve ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde başka partilere kaptırdığı oyları toplayacağı gibi ek oylar da alacak, milletvekili de veya milletvekilleri de mutlaka çıkaracaktır. Sadece ben değil, arkadaşlarım da hakimiz. 6. sıradan tutun, 2. sıra, 3. sıra, 4. sıra. Hangisinin geçmişine bakarsanız, geleceğine bakarsanız kırıl kırıl geçmiş, kırıl kırıl ona bağlı olarak bir gelecek bulacağız. AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz 18 Kasım 2002'de iktidarı devraldığımızda nasıl büyük bir heyecan içerisinde olduysak 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek genel seçimleri de aynı heyecan ve aynı şekle gerçekleştireceğiz dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz adaylık sürecinin sona erdiğini ve listelerin belirlendiğini belirterek şimdi AK Parti'nin bayrağı altında olmanın gururunu taşıyan ve milletimize Erzurum'umuzda hizmeti ibadet kabul eden bir misyonun temsilcileri olarak bütün enerjimizi yapılacak seçimlere vermemiz gerekmektedir. AK Parti'de makam ve mevki yoktur. Hizmet vardır anlayışıyla bir ve beraber olarak davamıza olan vefamızla kurucu genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na olan sadakatimizle yürüteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. 18 Kasım 2002'de iktidarı devraldığımızda nasıl büyük bir heyecan içerisinde olduysak 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek genel seçimleri de aynı heyecan ve aynı şekilde gerçekleştireceğiz diyen Yılmaz, zira her şeyin en iyisine layık olduğuna yürekten inandığımız milletimize, ülkemize ve Erzurumlu hemşehrilerimize hizmet noktasında ilk günkü aşk ve istek içerisindeyiz. Bu duygularımız 14 yıllık iktidarımızda hiçbir zaman aksedilmedi. Çünkü AK Parti milletin bizzat kendisidir. Çünkü AK Parti milletin umududur. Çünkü AK Parti
Anaların duası gençlerin heyecanıdır. Çünkü AK Parti biz bu ülkenin sahipleriyiz diyen hayranların gür sesidir. Bu nedenle bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Bugün bir olma, beraber olma, iri olma, diri olma zamanıdır. Bugün hizmet zamanıdır. Bugün milleti yüceltme zamanıdır. Bugün kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere emanet ettiği davamızın iktidarını yüceltme zamanıdır. Bugün genel başkanımız, başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun hedef belirlediği yeni Türkiye ve yeni yönetim için anayasa değişikliğini gerçekleştirerek çoğunluğa 400 milletvekiline ulaşma adına çalışma günüdür dedi. Erzurum'un Tekvan ilçesinde jandarma özel harekat timleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silahlı ve mühimmat ile birlikte yakalanan, aralarında sözde Tekvan sorumlusunun da bulunduğu 3 PKK'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum'un Tekvan ilçesinde geçtiğimiz 15 Eylül günü Tekvan ve Çat ilçeleri mülki sınırlar içerisinde jandarma özel hareket timleri tarafından icra edilen Çelik 20 operasyonu kapsamında Tekvan Yiğitler Köyü içerisinde teröristlerin bulunduğu araç durdurulmak istendi. Araç içinde bulunan teröristlerin mukavemette bulunmasıyla çıkan çatışma sonucunda 3 terörist sağ olarak yakalandı. Araç içinde yapılan aramada 7 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 1 adet roket atar, 1 adet roket atarlı mühimmatı, 4 adet el bombası, 1 adet lav silahı, 20 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 50 metre elektrik kablosu, piyade tüfeklerine ait bol miktarda mühimmat, 1 adet sırt çantası ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Aralarında sözde Tekman bölge sorumlusu Andok Kod adlı PKK'nın da bulunduğu 3 teröristin 4 Eylül 2015 günü Bingöl Karlova Erzurum Karayolu'nu kesen grubun içinde faaliyet gösterdikleri ve ele geçirilen aracın teröristler tarafından yol kesme eyleminde kullanılan 2 araçtan birisi olduğu tespit edildi. Yakalanan Özkan Çelik, Akif Demirah ve Kadir Gümüş isimli PKK'lılar dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum H tipi kapalı cezaevine gönderildi. Hayvansal üretim istatistikleri Haziran 2015 verileri açıklandı. Erzurum 686.183 büyükbaş hayvan varlığıyla bölge illeri sıralamasında birinci, 752.883 koyun varlığıyla bölgede 5. sırada yer aldı. TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri üzerinden Dosyat Araştırma Merkezi'nce gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre Haziran 2015 bazında sığır varlığı Erzurum'da 686.183 baş, Kudaka İstatistik Bölgesi'nde 854.742 baş, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi'nde 2.088.511 baş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3.047.400 baş olarak belirlendi. 686.183 baş sığır varlığı bulunan Erzurum'un payı Kudaka İstatistik Bölgesi'nde %80.32, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde %32.85, 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde %22.51, Türkiye'de ise %4.65 oranında hesaplandı. Doğu Anadolu bölgesinde sığır varlığı bakımından 686.000 baş ile Erzurum ilk sırada yer alırken 523.000 baş 978 ile Kars ikinci, 328.834 baş ile Ağrı üçüncü, 295.674 baş ile Ardahan dördüncü, 283.731 baş ile Muş beşinci sırayı yer aldı. Bu illeri 180.528 baş ile Van, 148.582 baş ile Bingöl, 147.376 baş ile Elazığ, 138.576 baş ile Malatya izledi. Erzurum'un koyun varlığı Kudaka İstatistik Bölgesi'nde %64.74, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi'nde %18, Doğu Anadolu Bölgesi'nde %7.29, Türkiye'de ise %2.22'lik dilim oluşturdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yaptığı yazılı açıklamada 30 Mart 2013'ten sonra elektrik abonesi olup elektrik sayaç bedeli ödeyen 28 bin vatandaş ücretleri geri almadı denildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, dağıtım şirketlerinin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ve bugüne kadar 9 dağıtım şirketinin 169.812 aboneye toplamda 4.761.000 lira iade ettiğini kaydetti. Yaklaşık 28 bin abonenin iade bedelini almadıklarını tespit ettiklerini belirten Yılmaz, bunların bir kısmına ulaşamadığını, bir kısmının da sayaç bedelinin kendilerine geri iade edilmeyeceğinden habersiz olduklarını düşünüyoruz değerlendirmesinde bulundu. Açıklamaya göre 30 Mart 2013 tarihinden itibaren elektrik sayaçlarının mülkiyetini dağıtım şirketlerine geçmesine rağmen bazı dağıtım şirketleri ücret almaya devam etti. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun konuya ilişkin kararının ardından dağıtım şirketleri abonelere sayaç bedellerini iade etmeyi başladı. Yılmaz söz konusu 28 bin aboneye toplamda 466.299 lira iade edileceğini ifade etti. Erzurumlu iş adamı Cemil Özdemir ürettiği bal ile Türkiye'deki en iyi balı kendin ürettiğini iddia ederek üreticilere de meydan okudu. Erzurum Oltu Özdere Köyü'nde üretilen balımız tahlil sonuçlarında Türkiye'nin en kaliteli balı çıktı. Erzurumlu tanınmış iş adamlarından Cemil Özdemir, Oltu ilçesine ait Ballı Özdere Köyü'nde 300 kovanda ürettiği 20 tona yakın doğal balı tanıttı. Hem rakımının çok yüksek oluşu ve kır çiçeklerinin en az 100'den fazla bal çiçeği olmasından kaynaklanıyor. Yüksek rakımda yetişen yüzlerce çiçekten elde edilen balın kalitesini tartışmaya açan Özdemir, şekersiz, ilaçsız doğal bal yemek isteyenlere iyi tercih yapmalarını önerdi. Tahlil sonuçlarıyla biz bunu ispat ettik. Türkiye'nin en kaliteli balı denilen ballarla mukayese edildiği zaman bazı değerlerde 10 kat, bazı değerlerde 3-4-5 kata kadar fark var. Daha kaliteli balımız. Onun için biz diyoruz ki gerçekten Türkiye'nin en kaliteli balı Erzurum. Erzurum'da üretiliyor. Erzurum'daki ballar hak ettiği yere gelmesi için herkesin çaba sarf etmesi lazım. Diğer Karadeniz'de olsun, başka Türkiye'nin başka bölgelerinden olsun gelip Erzurum'da ürettikleri balı götürüp kendi bölgelerine hasmış gibi satıyorlar. Halbuki bal Erzurum balı. Üstelik bir sürü de şeker yediriyorlar. Ama bizim burada saf, temiz, organik, hiçbir doğa kirliliği olmayan ballar üretiliyor. Halkımıza biz bunları duyurmamız lazım. Çünkü bal gerçekten çok kaliteli bir yiyecek. Hem sağlık açısından hem şifa açısından çok önemli bir gıda maddesi ama hak ettiği yerde değildir. Biz de diyoruz ki balımız hak ettiği yere gelsin. Herkes kim isterse istediği yerde tahlil ettirebilirler. Sonuçlarını biz her zaman için iddia ediyoruz. Halkımızla da paylaşabilirler. Kötü varsa, kötü olursa biz onu da diyoruz. Biz sineye çekmeye razıyız, tükürdüğümüzü yalamaya da razıyız. Ama kesinlikle öyle bir şey yoktur. Biz diyoruz balımız Türkiye'nin en kaliteli balı. İsteyen Hodri Meydan istediği yerde tahlil ettirebilir. İstediği yere götürüp tat. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iç saha sendromu sürüyor. Sevgili izleyenler, mavi beyaz ekip seyircisiz oynadığı müsabakalarda bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Evinde mutlak kazanılması gereken Zonguldak-Kömürspor maçında önemli puan kaybı verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, kazanmamız gereken maçta çok önemli 2 puan kaybettik dedi. Zonguldak-Kömürspor maçından 3 puan almayı hedeflediklerini belirten Erzurumspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, maçın 5. dakikasında Mehmet Albayrak'ın sakatlık geçirerek oyun düzenlerinin bozulduğunu ifade eden Teknik Direktör Durmuş, mutlak kazanmak için çıktığımız Zonguldak maçında oyunun 5. dakikasında Mehmet Albayrak başından aldığı ağır darbeyle sakatlık geçirmesi ve oyundan çıkmak durumunda kalması oyun düzenimizi bozdu. Ardından rakip takımdan yediğimiz talihsiz ve şanssız olarak nitelendirebileceğimiz bir gol ile ilk 45 dakikayı 1-0 mağlup kapattık.
İkinci yarıda yaptığımız oyuncu ve sistem değişikliğiyle sezonun ofansif, üretken ve mücadele bakımından en etkili oyun oynadığımız müsabakayı maalesef 1 puan tamamlayarak evimizde çok önemli 2 puan kaybettik. Bazen sahadan istediğiniz ve hak ettiğiniz sonuçlarla ayrılabiliyorsunuz. Kendi evimizde çok önemli 2 puan kaybettik. Kaybedilen puanları atacağımız goller ve alacağımız puanlarla telafi etmekten başka şansımız yoktur. Tabii her 90 dakika çıktığımız maçta bir taraftarı kazanma mutluluğunu yaşadığı o mutlu futbolcuların ve teknik heyetiyle birlikte ben de yaşamayı çok arzu ediyorum. Sahadaki tecrübeli oyuncularımıza güveniyorum. Şeytanın bacağına atacağımız gol ve alacağımız puanlarla kıracağız dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, kazanmamız gereken maçta çok önemli 2 puan kaybettik dedi. Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Erzurumspor seyirci cezası nedeniyle kendi sahasında taraftarından yoksun çıktığı maçta Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlı takım 1-1 biten müsabaka sonunda evinde 2 puan daha kaybetti. Dadaşlar bu sezon ligde evinde oynadığı 3 maçı da beraberlikle bitirirken evinde toplam 6 puan kaybetti. Mavi beyazlı takım Zonguldak Kömürspor maçında 29. dakikada konuk takımdan Selçuk Vural'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Müsabakanın 83. dakikasında sahneye çıkan Erhan Çelenk maça son noktayı koyan müthiş bir golle imza attı. 1-1 biten karşılaşma sonucunda Erzurumspor 7 puanla 8. sırada yer alırken 8 puanla Zonguldak 5. sırada kendisine yer buldu. Sezon başından beri bir türlü aradığı istikrarlı 11'i kuramayan teknik direktör Besim Durmuş, Zonguldak Kömürspor maçında ideale yakın bir 11'i sahaya sürdü. Mavi beyazlar maça da çok iyi başlarken 6. dakikada Mehmet Albayrak rakip takımdan Harun ile çarpıştı. İki tarafta kafasına sargı yapıldı. Harun maça devam ederken kaptan Mehmet Albayrak yerini Serdar Deniz'e bıraktı. Kaptanın erken oyundan çıkması çift forvetle maça başlayan teknik patron Besim Durmuş'un da oyun planlarını alt üst etti. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.